tanıttık. Yani hemen arkasından bir tane bir arkadaşın diğer isteğine geçelim. Bu da hani Modeka'nın botu, bu da Modeka'nın botu, bu da Rockwell'in botu. Tercih tamamen senin Birkan. İstersen hani bunlardan bir tane set yapıp hemen altına linklerini ekleyebilirim. İşte Birkan 2000-2600 TL arası giyim tavsiyesi diye yazarım. Açıklamalarda görebilirsin. Bir tane arkadaşın şeyini ne dedi? Bir dakika şuradan bakayım. Leoledin XT Naked Fiber kask önerisi istemiş. Naked için, Naked motor için fiber kask önerisi istiyor. Ben Shoei GT Air'i öneriyorum. Shoei GT Air'in tanıtımını zaten yapmıştım. Shoei GT Air biliyorsunuz. Dışında fiber alışımları var. Bir dakika onu da getireyim. Bir iki saniye ayrılıyorum. Kusura bakmayın. Böyle hani kesintisiz çekmek istedim bu sefer. Shoei GT Air'in bu modeli 550 Euro'luk bir model. Bu naked'lara gerçekten iyi uyacaktır. Çünkü hem görüntüsü hoş hem de hani hem fiber hem kafanı çok iyi koruyacaktır. Aynı zamanda hani bunun bakış açısını görüyorsunuz zaten. Ve hani birçok havalandırma kanalı var. GT Air denmesinin özelliği de var zaten. Şu kısımda şöyle kaldırıp indirilen bir tane hava kanalı var ve tabii mikrometrik bağlantısı var. İç petlerini çıkartabilirsiniz. Kazalarda böyle çekme halkalarından çıkartarak kafanızdan rahatlıkla çıkması sağlanmış. Bakış açısı geniş, petleri çıkıyor. Üst havalandırma kanalları var. Arka havalandırma kanalı var. Bunlar da elle idare ediliyor. Daha önceden de zaten videolarda açıklamıştım. İyi bir spoiler'a sahip, bunun da detaylarını vereyim. 1365 gramlık bir kask ve tabii şöyle açtığımda interkomla rahatlıkla kullanırsınız. Aynı zamanda yani gözlüğünüzde de rahat kullanabileceğiniz bir model. Şöyle çıkartabileceğiniz bir güneş vizörü var ve şurada pin lock bağlantı yerleri var. Bunu da kullanabilirsin. Leoledin XT diye bir arkadaşımız. Yine hani Sinel onaylı en ucuz kasklardan bir tanesini sormuş. Yine yani Sinel onaylı kasklardan bir tanesini Shoei GT Air bir arkadaş sormuş da. Debrax 2 diye bir arkadaşımız sormuş. Sinel onaylı en ucuz kask hangisidir diye sormuş. Ben Shoei'yi öneriyorum. Bunların Sinel onayı vardı. Öyle hatırlıyorum. Sinel onaylı olarak kasklardan bir tanesi bu. Bunun fiyatlarını zaten yazacağım. Eğer hani başka bir tane sanki sana önermiştim. Onu hatırlıyorum. Onun da detaylarını vereceğim ve onun da linkini paylaşacağım tabii ki. Bir de Ediz Mutlu arkadaşımız demiş ki karbon kask önerir misiniz demiş. Biraz önce şeyi tanıttım. Maruş'in bir önceki videoda oluyor. Videoları nereden kestiğimi tam olarak bilmiyorum. İşte hani bunu tam bir konuşma olarak da yayınlayabilirim arkadaşlar. O yüzden bu Maruş'in kaskını öneriyorum. Maruş'in bu kaskı gerçekten karbon fiberglas özellikleri sahip. RS 999 modeli. Biraz önce kafama giydim veya işte bir önceki videoda kafama giydim ve gösterdim. O yüzden tekrar göstermiyorum. Özelliklerini zaten söylemiştim. Ediz Mutlu arkadaşa bunu öneriyorum. Bunu giyebilirsiniz rahatlıkla. Ve hani hem kullanım açısından spor modellere uygun, aynı zamanda hani hani mutlu olabileceğim bir kas çeşidi. Bunu elimden bırakayım, devam edeceğim. Yavaş giderken açarsın, çok rahat kullanırsın. Şimdi diğerlerine devam edeyim. Funny Game demiş ki arkadaşlar, Belt Qualifier mı, LS2 CR1 mi demiş. LS2 CR1'in dışı mesela işte karbon fiber alaşımlardan oluşuyor. Belt Qualifier ise polikarbon karışımı bir kask. Ben LS2 CR1'i öneririm sana ama Belt Qualifier'ın da Double D bir çene bağlantısı var. Yani çeneden çıkmaları önleyebilecek kadar iyi bir kask. O yüzden de hani Belt Qualifier mı CR1 mi dersen böyle biraz şeyde kalırım. Yani Belt Qualifier'a çene bağlantısı yüzünden daha fazla güveniyorum.
Ama dış katmanda mesela LS2'nin CR1'ine daha fazla güveniyorum. Ama bunları ben test etmedim. Tabii ki çarpmalarda da test etmedim. Ama ilk tercihim LS2 CR1 olurdu. İkinci tercihim de Bell Qualifier olurdu. Yalnız Kurt adlı arkadaşımız 3500 liralık RS200'e uygun bir kombin istemiş. Yalnız Kurt arkadaşımıza şöyle diyebiliriz, 3500 liralık bir tane kombin istemiş. Onun için mesela Nolan N87'yi önerebilirim. Tekrar Kabak Stand'ı önerebilirim. Kabak Stand'ı biliyorsunuz galiba. Bir dakika. Kabak Stand Blade şöyle bir kastı. Bu pembesi tabii. Şimdi pembesini getirdim. Orada ilk bulduğum kastlardan bir tanesini getirdim. İyi bir kasttır. Ön tarafını açtığınız zaman zaten görürsünüz. Burun pedi vardır. Bir tane işte çene tarafında havalandırma kanalına sahip. Alt tarafını gördüğünüz yani şurada mikrometrik bir bağlantısı var. Ve hem çene bütün pedleri çıkartıp yıkanabiliyor. Biraz daha hani bu sivri ne denir? Sivri kafa tarzı ne denir onlara ya? Sivri tarz kafalara daha uyumlu. Yani ön tarafı biraz daha çıkıntılı kafalar veya işte ona göre bir yapısı var bunun. Hem mesela hani şöyler biraz daha yuvarlak kafalı, konik kafalı olan, konik değil de yuvarlak kafalı olanlara daha iyi. AGB biraz daha hani sadece yuvarlak kafalı arkadaşlara daha iyi oluyor. Zaten buraya geldiğiniz zaman, mağazaya geldiğiniz zaman tamamen hani kendiniz seçebilirsiniz. Bunun da geniş bakış açısı var, çene pedi var ve şurasında güneş vizörünü açabileceğiniz yer var. Bu bir bayan kastı. Özellikle hani bu renklerde falan yapılmış. Üst havalandırma kanalları var. Şöyle kapattığınız zaman zaten üst havalandırma kanallarının elle idare edilebildiğini görüyorsunuz. Ve yan tarafında da havalandırma kanalları var ve büyük bir spoiler'a sahip. Bu spoiler da gerçekten iyi yapılmış. Spoiler'ın hemen üstünde, üst spoiler'ın ek çıkıntısının hemen altında havalandırma kanalları var. Alt tarafını açtığınızda iç petlerinin gerçekten iyi yapıldığını görüyorsunuz. Bakın gözlüğe uygun mu? Gözlük giymeye. Şöyle. Evet. Gözlükle giyilebilecek kadar iyi bir kask. Gözlükle giyilebilir rahat rahat. Bunun tam adı ise Kazakhstan Lake diye geçiyor. Mat siyah 200 euro'luk bir kask. Sen de yalnız Kurt 3500 euro'luk RS 200'e uygun kombin istemiştin. Bunu bırakayım. Bunun renginin diğer renklerinden alabilirsin. Veya yani Nolan'ın diğer renklerinden alabilirsin. Mesela bu da Kabak Stand Stez Mat diye geçiyor. RS200'e sanırım bu daha iyi olacaktır. Veya işte yeni gelen NX kastlar var. Nex SX100 kastlar var. Onlardan alabilirsin. Marushin alabilirsin, Nolan alabilirsin. Hepsi RS'ine uyacaktır, RS200'e uyacaktır. Bu kaslar hoşuma gidiyor benim. Neden diyeceksiniz? Görüntüsü, grafik çeşitleri gerçekten hoşuma gidiyor. Aynı zamanda hani güneş vizörlü. Yani güneş vizörlü istemiyorsan Marushin'den alabilirsin, Marushin'den. Veya işte Shoei Q-West alabilirsin, Shoei NXR alabilirsin. Onlar da tabii bunların fiyatları farklıdır. Marushin biraz daha orta fiyatlıdır. Nex SX100'ler biraz daha uygun fiyatlı fakat dışı polikarbondur. Onlara senin hani bütün şeylerine uygun olacaktır. Eğer spor 4 mevsim bir şey istiyorsan mesela Rika'nın bir tane montu var. Onu da getireyim, bunu koyayım. Rika'nın bir tane montu var. O da burada. Hani ben kışını da kullanmak istiyorum dersen Rika'nın bu montunu öneririm. Rika'nın bu montu gerçekten güzel. Şunları kaldıralım. Bunları kaldıralım. Şuna bakalım. Bu gerçekten iyi bir mont. Benim de hoşuma giden bir mont. Şimdi şunu çıkartayım.
Onu bir giyeyim. Bazen bu sırada üzecek biraz işler. Şöyle çıkartayım, onu takayım, onu giyeyim. Onu diğerine koyayım. Bu 4 mevsimlik bir mont, Rika'nın bir montu dediğim gibi. Şöyle cırt cırtları var ve fermuarlı şekilde açılıp kapanıyor. Reflektif şerit yapmışlar trafikte görünmek için. Kollarında şöyle şu kollarında böyle cırt cırtları var. Ve içi tamamen file dokuyla yapılmış. Ama hani file doku çok fazla yok çünkü içinde astar var. Bak mevsimlik bir mont için böyle gerekiyor. Ön tarafındaki zaten şu reflektif şeritleri görüyorsunuz. Şuraların da havalandırma yerleri var. Şöyle şurasında da çıt çıtı var bir tane. Boyun çıt çıtı var yani. Arka tarafında yumuşak bir tane koruması var. Buna soft koruma diyorlar. Bu koruma hani çok fazla işine yaramayacaktır. Ama hani sırt koruması olarak kullanabilirsin tabii ki. Ve tabii ki level 1, level 2 koruma alırsan daha iyi koruyacaktır. Şöyle açtığınız zaman zaten içindeki astarları görüyorsunuz. Hem termal hem de sizi yağmurdan koruyabilecek gibi iki tane astarı var. Bu astarı çıkartabilirsiniz. Şurasından çoğu böyle fermuar yapıyor zaten. İçindeki file dokuyu göreceksiniz. Bu file doku zaten yani 4 mevsimlik olabilsin diye içine konmuş. İçine konduğu zaman da rahatlıkla sizi yazında idare edebilecek kadar iyi şekilde, hani kullanmanızı destekleyebilecek kadar iyi şekilde yapılmış olduğunu gösteriyor. Arka tarafını tekrar göstereyim şöyle. İnşallah tam görünüyordur. Şöyle diyebilirim. İç tarafında da tabii cepleri var. Yağmur ve termal astarı olduğunu söyledim. Ve detaylarını verdim. Bu da hani dayanıklı bir kumaştan yapılıyor. Detaylarını zaten hani sitemize link olarak hani aşağıdaki linklere bakarsanız sitenizdeki yani bütün altında ürün açıklamaları, ürün yorumlarında onları görebilirsiniz. Zaten arkadaşların sorduğu birçok soru var. Onlardan da görebilirsiniz.